Merhaba inşaat ofis takipçileri. Bu videomuzda Tekla Structures'ta modeller arası makro transferinin nasıl yapıldığını anlatacağız. Öncelikle yeni bir model oluşturuyoruz ve bu yeni modelde basit bir kolon kiriş bağlantı makrosu tanımlaması yapıyoruz. Daha sonra bu makronun ayarlarına girip kendimize göre, bağlantı türümüze göre çeşitli ayarlarını uygun bir şekilde yapıyoruz. Biz sadece göstermelik olarak rastgele değerler girerek bir makro tasarım yaptık. Bunu kendi modelinizde, kendi hesaplarınıza göre düzenlemeniz gerekiyor. Gerekli ayarları yaptıktan sonra makro penceresinin sağ üst köşesinde bulunan Save As butonunun sağındaki kutucuğa bir makro ismi veriyoruz ve Save As butonuna tıklıyoruz. Save As butonuna tıkladıktan sonra makromuz artık bu model için tanımlı bir makro haline geldi. Yani 144 numaralı Endplate makrosunu ne zaman açarsak Load butonunun yanındaki açılır kutudan istediğimiz zaman bu makroyu seçip Load ve Modify dediğimizde makro ayarları otomatik olarak gelecektir. Şimdi yeni bir model açıyoruz. Bu model mevcut az önce çalıştığımız modelden bağımsız bir model olacak. İçerisinde herhangi bir makro tanımlaması vesaire olmayacak. Herhangi bir isim veriyoruz ve yeni modelimizi açıyoruz. Bu sizin için yeni bir proje olabilir. Yeni modelimiz açıldıktan sonra makro tanımlaması yapabilmek için hızlıca bir kolon kiriş sistemi çizelim. Bu sizin hazır bir modeliniz de olabilir, fark etmez. Daha önceden kaydedilmiş hazır bir model içerisine de makro aktarma yapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Şimdi 144 numaralı makroyu tekrardan tanımlıyoruz ve boş bir şekilde makro geldi. Listemizi açtığımızda makro içerisindeki daha önce tanımlamış olduğumuz makronun olmadığını göreceğiz. Peki diğer modeldeki makroyu bu modelimize nasıl aktarabiliriz onu görelim. Öncelikle model klasörüne geliyoruz ve makro 1 olarak kaydettiğimiz eski modelimizin klasörünü açıyoruz. Burada Attributes klasörünü göreceksiniz. Bu klasörün içerisine girip biz 144 numaralı makroyu HA300 olarak isimlendirmiştik. Klasör içerisinde de HA300.J144 olarak bir dosya göreceksiniz. Bu dosyayı kopyalayıp yeni model klasörünün içerisindeki Attributes klasörüne yapıştıracaksınız. Modele tekrar geri döndüğünüzde tek yapmanız gereken modeli kaydedip yeniden açmak. Ve yeniden açtıktan sonra tanımlamış olduğunuz makronun makro listesinde gözüktüğünü göreceksiniz. Listeden makroyu seçtikten sonra Load ve Modify dediğinizde bütün ayarlar aynı şekilde gelecektir. Bu makro tanımlamasını herhangi bir makro için istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Mesela 10 numaralı makroya HA200 ismi verdiniz. Bu sefer Attributes listesinde HA200.J10 adlı bir dosya göreceksiniz. Bu dosyayı istediğiniz modele yine Attributes klasöründe kopyalayarak istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Video anlatımımız bu kadardı. Modeller arası makro aktarma ile ilgili aklınıza takılan herhangi bir soru varsa yorum yazma kısmından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda ise tanımlamış olduğumuz bir makroyu her yeni açtığımız modelde nasıl gösterebiliriz? Bunu anlatacağız. İzlediğiniz için teşekkürler.